bir kan kadar değerlidir. Tiyatroyu her zaman yani yaşamımın her evresinde yapmaya özen gösterdim. Bu yılda yine güzel bir projemiz var. Biraz sonra bahsederiz herhalde. Öncelikle eğitim şart. Gençlerimizin ışığı kendi işlerinde kendilerini hissetmesi gerekiyor. Çünkü sanat zorla yapılan bir meslek değil. Hızır Reis. Bak, sana misilleme yapmadım. Güzellikle geldim, paramı istedim. Ne oldu? Bak, bugün tam bir ay doldu. Senin devletle olan sorunlarını çözüp çözmemen artık hiç umurumda değil. Param nerede? Bana bak Sibirya kartalı. Yüksekten uçup atarlı giderli konuşuyorsun ya. Canımı sıkıyorsun. Sen olursun. Gerçekten rol tam oturmuş. Evet. Çok başarılı buldum. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Şimdi ben burada özel bir şey açmak istiyorum. Biz şu anda Türk sineması çağ atlıyor biliyorsunuz. Evet. Birçok proje var. Sanat adına birçok ünlü yönetmen yurt dışında ödül alıyor. Oyunculuklarımız çok güzel. Güzel yeni genç kardeşlerimiz yetişiyorlar. Buradan şeyle ve Türk sinemasında belki de denenmemişi deneyecek bir projeyle biz şu anda gündeme geleceğiz inşallah. Yavaş yavaş da gelmeye başladık. Projemiz bir bilim kurgu projesi. Evet. Ben paylaşımlarınızı da görmüştüm. Evet. İsmi Metruk. Çok güzel. Ve bu şöyle bir şey. Ben daha önce katıldığım bir programda da söyledim. Zaim Brothers firmanın adı Şiar Zaim sevgili, evet. Ve abisi Mehmet Ali Zaim. Burada selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan evet tekrar selam olsun kendilerine. Çok yoğun çalışıyorlar. Bir teknik olaraktan uzun süren yani bir yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden bir proje bu. Bu yıl işte Kasım sonu gibi Aralık ayı gibi hayata geçecek yani çekimlere başlayacağız. Çok güzel, Türkiye'de bir ilk oluyor yani. Türkiye'de bir ilk tabii ki. Bu şöyle bir şey, bir bilim kurgu, bir uzaylı, bir UFO gerçeği var. Bilmiyorum siz ne kadar uzaylılar veya bilim kurgu projelerini destekliyorsunuzdur herhalde siz de. Tabii Türkiye'de çekilirse niye desteklemeyelim? Tabii yani ki. Ülkemizin evet. Bu tür filmlere ihtiyacı var. Tabii yani şimdi konuyu şöylece kısaca özetlemek gerekirse, İstanbul'a bir saldırı olursa, uzaylıların İstanbul'a saldırması ve bunun karşında ne yapılabilir? Bu çok kısa bir ölçek olarak söylüyorum evet. Ben bunu. Yani İstanbul kıyameti yaşarsa bir saldırıdan nasıl kurtulacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bunun için de tabii ki bütün kurguları tamam vaziyette.